Lenovo LP6 ve Zaym model kulaklığın karşılaştırmasını yapacağız. Kutu açılış videolarını sayfamızda bulabilirsiniz. Abone olup takip edebilirsiniz. Detaylı anlatım için diğer videolara göz atabilirsiniz. Bu videoda sadece iki kulaklığın karşılaştırmasını yapacağız. Öncelikle iki kulaklığın boyu hemen hemen aynı. Birisi enine birisi boyuna doğru. Biraz daha yüksekte. Fakat Airpods Pro modeline baktığımız zaman çok ufak farklar olduğunu görüyoruz. Yani oyuncu kulaklıklarına göre biraz daha boyutları ikisinde küçük. Lenovo IP6'yı açtığımız zaman dikine yerleştirilmiş iki kulaklık görüyoruz. E çıkarttığımız zaman kutudan bilet yanması durumu olmuyor. Aynı şekilde zayıma açtığımız zaman ledleri hemen yanıyor. Çıkarttığımız zaman da bağlantı kurduğunda yeşil olarak bildirim veriyor ve ledler kapanıyor. Eğer oyuncu moduna geçerseniz sağ kulakla 10 saniye basılı tuttuğunuzda yeşil ledler yanıyor. Aynı şekilde LP6'da da basarak 10 saniye boyunca basarak oyun moduna geçebiliyorsunuz. Ve Ledler yanıp sönüyor. Özellikleri hemen hemen aynı diyebilirim. Şu şekilde. Ebat olarak hemen hemen aynılar. Fakat LP6'da biraz daha üçgen şeklinde yapmışlar ve biraz daha kalın. Mikrofon olarak tek bir mikrofon bulunuyor. Fakat Zayn'da 3 mikrofon desteği var. Gürültü engelleyicisi Zayn modelinde bir tık daha iyi bu yüzden fakat bu orta segment kulaklıklar içinde hani en iyi mikrofon Zayn'da bulunuyor. İkisinde de silikon uçlar bulunuyor. EP6'nınki biraz daha geniş olmasına rağmen hani ses olarak hemen hemen aynı. Birinden ayırt edebilecek bir ses farkı yok. Ayırt edebileceğiniz mikrofon olur. Mikrofon olarak dediğim gibi Zyme bir tık daha önde. Aynı zamanda oyuncu modunu kapattığınız zaman bir led yanmaz. Sadece şarjı bittiği zaman LED yanar. Aynı LP6'da da bu şekilde. Sadece oyuncu modunda ve şarjı bittiğinde LED'lerle bildirim verir. Bunun haricinde batarya olarak bahsetmek gerekirse 40 miliamper Zaymon kulaklık bataryası bulunuyor. LP6'da 30 miliamperlik bulunuyor. Kutu olarak iki kulaklığın batarya ömrü de aynı 400 miliamper olarak görebiliyoruz. Şarj girişleri aynı. Şarj girişleri olarak ikisi de aynı. Type C birbirinin şarj aletleriyle kullanabilirsiniz. Görünüş olarak standart bir görünüşü var diyebilirim. LP6'da. Zaymon ki biraz daha kendine özgü. LED'lerle kutunun şarjının bittiğinin size bildirimini veriyor. Ayrıca dediğim gibi mesela şöyle yapalım. Ayrıca Şarjı olmayan kulaklığın şarj olduğunu da yine dışarıdan görebiliyorsunuz. İkisini de kutuya koyarsanız ya da ikisinin de şarjı yoksa ikisini şarj eder. Bunu daha önceki videolarda belirtmiştik. 6 da böyle bir durum, böyle bir bildirim yok. Şarj olurken aynı yeşil olarak burada bir led yanıyor ve o şekilde şarj aldığını size gösteriyor. Yani hemen hemen kullanış da aynı. Ses açma özelliği ikisinde de bulunuyor. Ses kısmı özelliği mevcut. Bakın şu an daha az şarjı olanı şarj etmeye devam ediyor. Şarjı dolmuş olanı şarj etmeyi durdurdu. Onu da burada görebiliyorsunuz. Dediğim gibi kullanış olarak tamamen aynı. Yani ses açma özellikleri aynı. Ses kısmı aynı. Sağdan oyuncu modunu 10 saniye basılı tutarak geçebilirsiniz. Soldan Siri'ye bağlanabilirsiniz. İki kulaklığımızda da. Aynı zamanda müzik değiştirme veya video değiştirme 3 tıkta gerçekleştirebilirsiniz. Yani tek birbirinden ayrıldıkları özellik görsel olarak saymazsak Zayn kulaklık pil ömrü 10 mA daha yüksekte ve mikrofon olarak orta segmentteki en iyi mikrofona sahip. E, Lenovo'da bu bir tık daha aşağıda. Fiyat olarak da kafa kafaya diyebilirim yani fiyat olarak hiçbir farkı yok hemen hemen yani bir yerde birisi 20 lira daha fazladır bir yerde daha uygun fiyatlıdır. Bu özellikleri göz önünde bulundurarak karar verebilirsiniz. Tasarım olarak yani o tasarım olarak biraz daha alışılmışın dışına çıktığı, çıkıldığı için Zaymı ben biraz daha beğeniyorum. En boyut olarak çok bir abartı boyu yok. Lenovo da çok güzel bir tasarıma sahip. Ama biraz daha hani sade diyebilirim. Biraz daha alışılmış. Zaym da biraz daha alışılmışın dışına çıkılmış ve hoş olmuş. Özellikle oyuncu kulaklığı olduğunu vurgulamak için işte hani göze benzer ledler koymuşlar. Batarya olarak tam bir oyuncu kulaklığı diyebilirim. Aynı zamanda ses kasmak için yani dışarıda bile olsanız sizin işinizi çok rahat bir şekilde görebilir. Ama dediğim gibi yani bu kulaklıkların hiçbiri hani 1000 lira, 1500 lira civarında kulaklıklarla boy ölçemez. Ses olarak ve batarya olarak evet ama mikrofon olarak orta segmentin en iyi iki kulaklığına bakıyoruz şu anda. Yani ikisi mikrofon olarak değerlendirmek isterseniz en iyi Mikrofonu en uygun fiyata alabileceğiniz kulaklıklar. Ee, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda ya da Instagram sayfamızda bize ulaşabilirsiniz. Ürün Trendyol linkini aşağıda bulabilirsiniz. Fakat mağazamızın adı Tulpar Online. Aynı şekilde Instagram, Facebook sayfamızda Tulpar Online olarak bize ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ee, Abone olmayı, takip etmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu kadar. Diyeyim <laughs> nasıl?